Canlar selamlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ömer Faruk Küçük ve Nedim Musab Nedim Mutlu ile hırıltılı mırıltılı sohbetlere. Bizim öğlen kuşağımız ışıltılı pırıltılı ya sevgili Nil Görkem Kesikbaş'ta. Akşam kuşağı için isim düşünüyoruz dedik. Bu da hırıltılı mırıltılı olsun. Nesip merhaba. Nesip nereden çıktı? Musab Nedim. Merhabalar. Hoş geldin. Merhabalar, hoş buldum. Artık ben de bir yayıncıyım. Dur, başlığı değiştiriyorum şu an. Hırıltılı, mırıltılı sohbetler. Evet, artık ben de buradayım. Ve artık bu şekilde güzel yayınlarımız olacak. Bu arada yayınlarımız artık bir oyun oynarken arkada sohbet edasıyla devam edecek. Hatta bu oyunumuzda efendim balık tutacağız. Değil mi? Balık. Şöyle bir şey konsept geliştirdik. Dedik ki ya biz biraz daha hani genç dilden konuşsak, değil mi? Yani. Gençler ne yapıyor? Minecraft oynuyor yani. Biz de Minecraft'tayız, oyundayız. Tabii. Türkiye'de bayağı sansasyonel haberlere de konu olan bir oyun. Aslında Çocuklarımız kötü etkileniyor falan. tüm Avrupa'da, Güney Kore'de ve Amerika'da falan okullarda eğitim paketi özellikle satılıyor falan. Yalnız bizim ülkede biraz şey de var ya, reyting yapan bir şeyi çok üstüne gitmek var ya, kurcalıyorlar sürekli. Bu tarz şeyler de var. Haberlilerin kaygısı onlarda. Onlar da ekmek yiyecek. Oraya da eyvallah. Yalnız benim de bir hayalim gerçekleşiyor. Hakikaten canlı yayın yapıyorum ve Twitch'ten bir oyun üzerinden yapıyorum bunu. Burada tüm emeği geçen kimler varsa sonsuz şükranlarımı başta Musa, Zuhal Hocam ve Ömer Hocam olmak üzere. Selamlar, saygılar olsun. Gireyim mi? Geleyim mi haritaya? Gel, gel haritaya gel. Bakıyorum çok parlak görünüyor. Şöyle bir şey yapacağım. HDR ayarımı kapatmam gerekiyor. Ki insanlar parlaklıkla şey yapmasın. HD Color ayarından HDR'ımı kapatmış bulunmaktayım. Bu şekilde daha rahat bir görüntü alırlar. Evet. Tamam, sen alt tab yapınca benim oyun gidiyor. Aynen, şu an gelebilirsin oyuna. Sizde ne var ne çok? Nasıl gidiyor canlar? Hayat nasıl? Keyifler nasıl? Dedik ki spiritüel nereye kadar? Karakter falan tasarladık yani. Şu an inşallah ekrana gelip şu tip benim. Evet, bu tip Ömer. Kendini de göster F5'te. F5'le mi? Ha, bu da ben. Arkamda şey varmış. Pasta. Evet. Pasta var diyorum ya sana. Şey gösteremiyorum ama. Dünyanın gizemini araştırmak için çözmeye geldik. Burası bir simülasyon. Acaba kendi yaşadığımız yerde mi simülasyon? Buradan hareketle. Ne diyorsun? Al elma ye diyorum. Çok konuşmadım. Şimdi efendim. Öncelikle bu oyunda temel amaç hayatta kalmak. Ya söyle. Anlat bakayım, nasıl anlatacağım, merak ettim. Mesela hiç Minecraft'ı bilmiyorum ya. Anlatsana bakayım. Şöyle, amaç hayatta kalmak ama tabii şöyle şeyler de yapılabiliyor ama ben arkadaş vurma şeyini kapattım tabii. Kimse kimseye vuramıyor. Hemen kazmaya geçme, hemen geçme ona. Dur hele 2 dakika bir sohbet edelim. Hemen girme oraya. Çık. Ayrıca şuraya gitmeyeceğiz mi önce? Burada bir sürü malzeme vardır. Oyun hayatta kalma amacı ile oynanıyor. İşte şey anlatıyorum ya. Açık şeye geç. Açık alana geç. Arkadan da piramitlerimiz çıksın. Allah. Bana bak şimdi. Şöyle yapayım o zaman. Dur. Evet. Şimdi bu dediğim gibi bu oyun asıl amacı hayatta kalmak. Yemek kaynaklarımız elma, havuç, patates, kabak, yaş pasta, ne bileyim limon, meyve, sebze, ayrıca koyun, domuz, tabii külleyen haram, inek eti, kuzu et veriyor muydu? Kuzu yok zaten, koyun var. Koyun eti var. Lama et veriyor mu? He? Lama Lamada tükürmekten başka bir şey yapıyor muydu? Deri çıkıyor, sandık çıkıyor herhalde şeyde de.
büyücünün şeyini de. Şimdi He. sen çok derin aldın hocam. Bu hayatta kalma oyunu ve sınır yok, sınırlama yok. Her şey de kare şeklinde. Tamamen karelerden, kare bloklardan oluşan bir oyun. Mesela burada bir şey göstermek istiyorum. Biz hep diyoruz ya, her şey görünün tersi, hiçbir şey göründüğünün tersi değil. Lütfen takip eder misin beni? Tabii bir saniye. Bunun uygulamalı olarak gösterimini yapmak istiyorum. Bu gördüğünüz ağacı şu an Şu tavşan çok güzel ama ya onu şey yapayım. Evet. Yumruklayarak ağaç kırıyor arkadaşımız. suretiyle Heh. ne oldu? Ağacı yerinden aldı. Her şey görünürün tersi, hiçbir şey görünürün tersi değil. Koy Normalde bakayım böyle bir yerine. uygulamada ne beklersin? Komple İp. ağacın gitmesini beklersin. Ne beklersin? Minecraft bu açıdan hakikaten sınırları zorlayan ve insanın icat güdüsünü, şeyini yükselten, o zekayı, Kamçılayan bir oyun. evet, yani o kası yapmanı sağlıyor ve bir sürü trikler var oyunda. Bir yerden sonra uzmanı oluyorsun yani. Şimdi sadece bir ağaç bloğuyla şimdi benim de balta var. Ben Ömer gelmeden taş baltamı aldım elime. Ha, burada sıfırdan başlıyoruz bir de ya. Bu kadar şimdi bulmuşuz, hitap ediyoruz ki bundan meşe sayesinde. kütüğü direkt meşe kütüğünden E'ye basıp envanterimizdeki elip meşe kütüğü. Buradan ne yapabiliriz? Ben buradan 4 tane meşe ağacı tahtası yapabilirim. Bu Hocam, mesela bir ev inşa etmek için. Efendim? oyunu anlat dediysek yani tutorial şey yaptık değiliz yani biz. Şimdi Merakla bu oyunda oynasın ya. amacımız keyif yapmak. Ufak bir Gelişim. kulübe yaparız, şey yaparız. Ya işte Fransız şeyine kadar yolu var. Rönesans'a kadar yolu var yani. Gelişiyorsun. Evet. Topraktı, bakırdı, demirdi. Elmaslara kadar geçiyorsun. Sonra elektrik devreleri kurmayı öğreniyorsun. Acayip şeyler oluyor yani. Acayip şeyler oluyor ama biz tabii bu bölümde bunları yapmayacağız. Biz sohbet edeceğiz. Hani burada komple oyunu size oynamayacağız şu şöyle bu böyle yapılıyor diye. Eğlenirken bol bol Eğlenirken öğreneceğiz oyun. diyebilirim. Evet. Şimdi öncelikle benim merakımdan dolayı maruz görün. Benim buraya girmem İşte lazım. biliyorsun değil mi oranın nasıl işlediğini? Gireyim. Direkt attı. Ölümsüz değiliz bu oyunda arkadaşlar. Tamam. Yani. TNT'leri kapattım. Bir sandalı nasıl yapıyorduk ya? Sandal yapıp şey yapacağız. Nedir onun ismi? Olta yapacağız. Ve balık tutarken sohbet edeceğiz. Bu kadar basit. Aynen. Tatlı tatlı benim gündemde bir şeyler var. Tamam. Kayıp tekne mi ne? Ne geçiyor? Aa vallahi olta için ip de buldum 6 tane. Ya yok artık, kürekte mi istiyormuş yani? Burada her şey el usulü, el yordamıyla yaptığımız için tüm malzemeyi kendimiz çıkartıyoruz. Yani bir nevi hakikaten bir adada tek kalsan, yalnız kalsan ne olurdunun sınırsız açık dünya versiyonu. Ömer ben bundan nasıl çıkacağım? Heh, Kaza şurada. kaza işte var mı? Şimdi meşe odunu koya koya ben buradan yukarı çıkıyorum. Bunları harcamasan da kazma verseydin. Tamam ya şey yaparız. Hocam sınırlı kaynağımız olur. Sınırlı mı kaynak? Her yere aç be. Vay. Vicdansız diyormuşum. Evet. Şöyle yapıyorum teknemizi. Tabii Buradan teknemizi yap. buraya bir şey diyoruz. Yalnız hava karardı. Arkadaşlar canavar da çıkabiliyor. Ya Dikkat. canavar zombi falan çıkıyor da biz ben daha doğrusu onu kapattım. Öyle mi? Rahatız yani. Aynen rahatız. Olta 2 tane olta yapıyorum hocam. Okey. Ben sana tekne verdim. Tamamdır. Oltamız da hazır. Paylaşmayı öğreniyoruz. Evet. E hani bunlar? Dur. Şimdi, şimdi suyun olduğu bir yere bulalım. Güzelce teknemizi açılıp, bu arada karanlık ortamda kalmamak için ben ufak tabii hileler var. Nasıl? Oha, gündüz oldu.
Zamanı saat 1'e ayarlayıp. Şimdi... Arkadaşlar yani bence Nedim'de de var bir şeyler de çaktırmıyor yani. Büktü az önce zamanı. Zaman büken adam. Şimdi büyük bir yerde mi balık tutalım yoksa Biz şu nehirden açılsak ya Musa. nehirden açılacağız, eyvallah da. Nehir açılıyor mu? O var. İşte onu keşfederiz ya ne olacak? Vurunca dağılmıyor ya tekne artık eline direkt geliyor. Her seferinde malzeme aramayacağız ya. Hadi bismillah. Taze bismillah demişler. Evet, teknemizle açılıyoruz sevgili izleyenler. Ama nehir Keyif. açılıyor mu? Bir şey söyleyeyim mi? Aynı yöne döndürdüm. Hı. Nehir muhtemelen açılmıyor Ömerciğim. Şu Ya an... çölün ortasında, çölün ortasında nehir bulmuşum. Aa, köy bulduk. Hadi canım. Evet. Biraz Bu bir oyun... yağmalamak. Köyü yağmalamak nedir? Aa, muhterem. Lütfen. Biz Ya işte. sadece köyün kaynaklarını alıp çıkacağız. Yani... Şey, tükürüp bereketlendireceğiz değil mi? Her şeye parmak. Tabii. Tabii. Vurunca geri envantere geliyor mu? Ha geliyor. Kaç kere vurunca geliyor? Bayağı vur. Üst üste. Şükür. Evet. Aha. Baltayla mı falan direkt alıyorsun mu? Oyunlar var. Ha. Evet, burası modern bir köy. Ve burada golem polis kılığında. Tövbe estağfurullah. Zabıtalar nöbet tutuyor. Oo. Çok güzel şeyler Gardiyan. buldum. Ne buldun? Çok güzel şeyler buldum. Ya bir şey diyeyim mi? Golem dedin ya. Geçen haftaki yayında ben sana dedim ya Castle in the Sky izle konuşalım falan Ha diye. evet. Orada da Golem muhabbeti vardı bu arada. Valla Castle in the Sky'ı izlemeye fırsat bulamadım. Niye bulamadım? Allah. Verilen sözler tutmuyor. Verilen sözler tutulmuyor değil. Üzgünüm, ben yayın yapmak zorunda, yayın yapma yükümlülüğü olan bir insanım. Yanıyorum, yanıyorum. Yanıyorsun Ömer. Neyse, köyü hızlıca şey yapalım da. Şimdi şöyle, ben biraz gündemden bahsedeyim o zaman kısa kısa. Bilgi Tabii. topladım hocam. Boş durmadım Güzel. ha. Güzel. Şeyin, Batman'in Yeni filmi yeni çıkıyor. Batman'in yeni filmi çıkıyor. Ne düşünüyorsun bu konuda? Yeni İzleyebilir. Batman'in filmi konusunda ne düşünüyorum söyleyeyim. Batman'i Robert Pattinson oynuyor. Robert Pattinson İzlemiş. Şey neydi? Lost'ta mı oynuyordu o? Neyde yok oynuyordu? yok şey Twilight. Ha Twilight. Alacakaranlık. Alacakaranlık'ta. Evet, tamam. Alacakaranlığın meşhur seksi vampiri. Ruhsuz, Seni korkutuyor muyum? Söyle hadi falan. Zaten o zaman da onun tarafını ben tutan biri değildim. Ben hep kurt adamların tarafını tutmuşumdur o konuda. suratsız. Valla ben Adamlar izledim. Ben çok biraz izledim. şeydir böyle. Cefakar falan herhalde sanırım. Ya tabii kurt adamlar adamdır ya. Yani bir kere kurt dediğin sadıktır, dosttur yani. Kurt adamı ne kadar kötü olabilir? Yani Robert Pattinson o konuda çok aslında acı çekti diyebilirim. Çünkü herkes adamı öyle tanıdı. Herkes adamı öyle tanıdığı için biraz şey o konuda. Şanssız. Hani çoğunluk onu bilir. Diğer filmlerini o kadar bilmezler. Başarılı rolleri var. Ben mesela orada gördüm ya ilk başta hakikaten benim de kafama bir yere oturmadı yani ya dedim bu adam buraya yakışmaz mı ama yönetmenin de vardır bir bildiği falan. Ha, sonra bir baktım şey güzel olmuş o kostümle falan yakışmış. Kostüm yakışmış. Batman'in karanlık tarafını göstermeleri güzel olmuş. Yani Bir de Batman şu... normalde öldürmeyen bir karakter. Fakat öyle yapmışlar ki bu Batman, yeni Batman filmini.
Evet, öldürmüyor ama ağır beyin hasarına yol açıyor. Sen daha nereye gidiyor? Ne bileyim, öyle manzaraya bakayım dedim. Dere tepe. Gel gel şuradan şeye inelim. Nehirde kuruluk yapalım biraz. Bir Yani de şöyle bir şey heh. var. Fragmanlardan şey anlaşılıyor. Bu arada yani spoiler var mıydı yok muydu hiç düşünmeden konuşuyorum ben onu baştan söyleyeyim yani. Yok, film daha çıkmamış abi, spoiler nasıl olacak? Ya işte hani kimi kesim şey diyor ya ya fragmanını bile izlemiyorum falan. Ha, fragmanı izlemeyen varsa komple bizi izlemesin diyebilirim yani. Fragmanı niye izlemiyor? Ya bu ve Evet, şey insanı bir onda da heyecanlandırır yani. ya şöyle bir teori gibi bir şey var, bir bilgi tam net değil sanırım. Hani Bruce Wayne'in annesi babası yeni ölmüş. Ne? Ölüyordu. Spoiler. Doğru, Bruce Wayne, onu da bilmeyen zaten Batman izlemesin be. Yani Ve Batman şey 1960'lardan beri var. hani yeni yeni o intikam ateşiyle yanıyor. Olayların üzerinden hani 3-5 sene falan geçmiş. Çok öfkeli. Ve daha genç bir Batman ve fragmanda şöyle geldi bana ya öyle bir hazırlamıştım fragman çok güzel gerçekten. O kadar sinematik ki. Hani Ya zaten şiirsel çok böyle bir anlatım var yani. DC'nin zaten filmleri hep genelde hani Marvel filmleri daha bir aileye hitap eder, ne bileyim çocuklara hitap eder, ama DC aslında comic book yani çizgi roman tarafı olarak da karanlık bir konuyu ele aldığı için filmlerin de karanlık bir pardon, karanlık bir gerçekliğe ışık tutması gerekiyor. Yani her şey lay lay lom değil. Tamam, Spider-Man'in Ben amcası ölüyor, işte süper kahraman oluyor falan, ama Bruce Wayne'in annesi babası gözü önünde öldürülüyor. Yani ve tabii Zaten şehir şehir zaten baştan boka batmış bir şehir, Gotham şehri. yani Suç her yerde. Amerika'da olan olaylar sadece Gotham'ın içinde geçiyor ya. Yani Batman'in bu halini aslında görmek istiyorum. Daha genç bir Batman. Robert Pattinson'a çok önyargılı yaklaşmak istemiyorum. Çünkü dediğim gibi Twilight'ta sadece genç kızların seksi sevgilisi olduğu için pek bir önyargıda bulunmak istemiyorum. Ayrıca artık daha olgun, daha deneyimli bir Robert Pattinson var sonuçta karşımızda. Bakalım, bu filmden aslında beklentim biraz yüksek. Umarım o beklentiyi karşılar. Ya bir de şöyle bir şey var. Mesela DC biraz daha Marvel'laşmak istiyor. Aa bulduk hocam. Bulduk mu? Açılıyorum bu arada denize. Hı. Güzel. Bundan daha iyi nasıl olur? Ya DC'nin biraz daha karanlık falan havası var ya. Marvel böyle çok tutturunca işte kıyı şeridinden gidelim yine de. Manzaramız da sırf deniz olmasın. Ya Marvel'laşma devlet olayını daha çok çocuklaştıralım falan. Suicide Squad'ı izledim. Mesela ikincisi falan Suicide çıktı Squad ya. birinciyi izledim. Birinci okeydi. Ama ikinciyi izlemedim. İzlemeyi de pek düşünmüyorum. Ben de izlemedim mesela. Yani o kadar olmamıştı ki benim gözümde. Yani çok saçma. Hani kim zaten reklamını doğru dürüst yapamadılar. Hani yapalım çıksın tarzı bir şey oldu. İdris Elba'ya o filmde yazık oldu. Bakayım ya. Normalde zenci bir ana düşman var ya. O kadar Fragmanda hakim da değilim. gösteriyor. Fragmanlarını izledim. İncelemelerini izledim ama hiç aklımda kalmamış. İdris Elba çok başarılı bir oyuncu ve gayet ciddi bir oyuncu. Fakat Suicide Squad'da o adama yazık etmişler. Yani DC Marvel'laşmaya Shazam'la başladı bence. Shazam ki doğru, Shazam karakteri neşeli, ailesi tarafından terk edilmesine rağmen, ki annesini buluyor, ona rağmen annesi bunu kabul etmiyor tarzı. Ama Shazam güzel bir filmdi, neşeli bir filmdi. İkincisi çıkacak ama ikincisinden çok Shazam'in düşmanı olan Black Adam var. Onu bekliyorum ben.
Ama asıl beklediğimi soracak olursak Spider-Man'in No Way Home. Ben şurada bir olta atıyorum ya. Peki Spider-Man'in saatik. Spider-Man'in fragmanlarını izledin mi hiç? Ya ben şeye alışamadım. Tom Holland'ın Spider-Man'ine alışamadım. Ve hani Tony Stark'tan destek falan alıyor ya. Bence o büyüyü bozuyor ya. O hikayenin büyüsünü bozuyor yani. Yani çünkü şeydir ya Spider-Man böyle "Aa ben taş yiyorumdur" ya hani. Ya bir bakıyorsun o elinde bir imkan var bu sefer. Ya şimdi şöyle, Örümcek Adam normalde çizgi romanlarda anlatılan Örümcek Adam, tamam, Tom Holland'la Andrew Garfield karışımı bir Örümcek Adam, ama Örümcek Adam kendine serilere ayrılıyor. İşte Spectacular Spider-Man var, Amazing Spider-Man var. Farklı farklı türleri var. Mümin muhterem. Ya ben klasikteyim. Aa balık geldi. Ya Tobey Maguire tabii ki birçok Marvel hayranının en sevdiği Örümcek Adam olmalı. Niye? Çünkü film dünyasına Tobey Maguire'la İlk değil tabii mi? Yani ayak günümüz bastı daha ve tanındı. Normalde de Örümcek Adam filmi vardı. Ama çok dandikti. Hani gerçek biraz sinemaya onunla başladı. öncenin süper kahraman filmleri de bir ayrı zaten. O onlara hiç girme. Bir Iron Man kostümü gördüm ben. Türk Kaptan Amerika var ya, bunu biliyor musun? Ya Türk Superman de var, onu da gördüm. Var. Dünyayı kurtaran adamın oğlu falan. Ya ona eyvallah, bak ona eyvallah, o orijinal. O biraz şey, bizden değil mi? He, o bizden. Ama şimdi Türk Superman yaparsan ve Türk Superman'e bir de yalnızlık karesi verirsen yani o yalnızlık karesinde mangal yapar Türk Superman. Ya Hocam şu olmaz. güneşi kaçtırabilir misin ya? İçim Tabi karardı. tabi. Güneşi doğduruyorum senin için. Teşekkür ederim. Ne demek? Sen iste, dünyayı önüne sereyim. Eyvallah. Evet. Ya. Bura bereketli değil herhalde. Şuradan değil. Valla ben bayağı topladım balık. Denk getiremiyorum demek ki. Evet, sen balık tut, ben ufak bir kulübe yapayım. Okey. Şimdi Örümcek Adam da zaten No Way Home'u niye bekliyorum onu söyleyeyim. Şu multiverse, çoklu boyut olayı var ya. Buna muhtemelen enerji alanında da insanlar inanıyordur. Hani sadece bir evren olmadığına. Çoklu evren şeyine. Çünkü ben şahsen düşünüyorum. Yani evrende zaten tek olduğumuza inanmıyoruz. O okey. Ben inanmıyorum en azından. He, bu Evrim Ağacı anket yayınlamış YouTube'da. Mesela başka yaşam var mı diye. Artık o taraf bile böyle aşırı bilimsel hani her şey uysun diyen taraf bile bir taraflara doğru böyle geliyor bu taraflara doğru. Başka Ya, yaşam var mı? yani hani tam anket şuydu. Dünyamıza uzaylılar ya da başka yaşam tarafından en az bir kere ziyaret edildiğine inanıyor musunuz diye. Büyük Garanti. ihtimal geliyor o konu hakkında. Ya o şeydi mesela Evrim Ağacı'nın çizgisi bellidirdi ya. Makalelerde şurada burada ne yazıyorsa odur yani. Hani daha da ötesine geçmez. Bizler bu konu hakkında araştırılmış bir bilgi yok. Bir şey diyemiyorum der. O bile hani bu konulara falan yöneliyor. Herkes hakikaten yöneliyor. Zaten koskoca sinematik evrenler, işte milyar dolarlar şu an paralel evrenler oldu ya konusu. Şey bitti yani. Bulunduğumuz realitenin şeyini yedik. Hani sırada paralel evrenler var. Her Parasız rengi evren. boyadık, fıstık yeşili kaldı. Evet. Ya abi şimdi olmalı aslında. Yani paralel evren olayına ben şahsen düşünüyorum. Çünkü
hani biz bili birlik bilinci var, ne bileyim şey, dur söyleyeceğim. Hani her şeyi biliyoruz. Ya her şeyi bilmemizin nedeni aslında başka evrenlerde, başka boyutlarda yaşayan zihinlerimizde. Ya sen buna okeysin yani bu şeye. Ben paralel evren olayına okeyim şahsen. Vay. Yani çünkü hani sadece bu evren yaratılmış, bu dünya var, tamam. Hani paralel, hadi paralel boyut olmasın, başka galaksilerde başka yaşamlar olması, hatta bu galakside bile başka yaşamlar olduğuna ben eminim yani. Hani her şey sadece insanın ayağına serilmiş olamaz. Bu bir nevi egoistliktir benim gözümde. Hani bunu söylemek egoistliktir yani. Her şey insanın ayağına serildi. Sebep? Hem biraz şey ya, pek enerjiye falan da bir tık mesafelisin Ya ya. enerjiye mesafeli olma değil aslında bu. Buna okey deyince pek öyle beklemiyordum diyeyim yani. Bu beklemediğim yerde. Ya paralel evrenler, paralel boyutlar, bunlar okeyim. Hatta bunları şey yapmak için, hani bunlarla bağlantı kurmak için çalışıldığına da eminim. Yani bizim bilmediğimiz bilimin şu an uğraştığı birçok şey olabilir. Kafa yorulan falan. Tabii canım. Yani insanlar sadece bu dönemde koronayla mı uğraşıyor? Hayır. Ölümsüzlüğün ben şahsen formülünün de bulduğuna inanıyorum Bayat suyundan içtiler mi? yani. Valla şimdi şöyle, dünyanın en zenginleri mesela, ne bileyim, Michael Jackson mesela onlardan biri olabilir. Hani ölmemiş olabilir adam. Yani Bu kafadasın yani, ona okeysin. tabii abi, okey. Hiç öyle bir şey beklemiyordum, biliyor musun? Ya bu dünyada açıklanamayan çok şey var. İnsanoğlunun tam olarak açıklayamadığı çok şey var. İşte açıklanamayan şeyler de biraz benim aklımı kurcalıyor. Bu arada en çok paralel evren konusunu çok severim mesela. İlgi alanımdadır yani. Geçen burada isimleri bilerek veriyorum, bu kanal isimlerini falan. Mesela ilgisini çekenler izleyebilirler direkt kaynağından diye. Bebar Bilim var YouTube'da. Bir video yayınlamış. O tabii benim anlattığım gibi anlatmıyor tabii ki de. Şey diyor. Sicim teorisinden bahsediyor da, sicim teorisi nedir falan gibicesinden girmiş. Videonun sonuna doğru hani sicim en küçük madde gibi, hani çok temel yapı taşlarından biri ya. Aslında diyor evrenimiz gerçekten düz olabilir, bir çarşaf gibi, ve paralel evrenler üst üste üst üste üst üste dizilmiş çarşaflar olabilir. Hani tekstil atölyelerinde şeydir ya, üst üste korlar ya tüm şeyleri, kesilecek o elbiseleri falan, hani o şekilde olmuş oluyor olabilir. Ve ya bu bir teori tabii, hani bizim işte paralel evrene gitme gelme ya da zamanı delme bükme dediğimiz, bir şekilde bu katmanlar arasındaki iletişimi bulmuş olabiliriz diyor. Mesela ben buradan şu çıkarımı yapıyorum, ben de şöyle baktım olaya. Bu kendi yorumum yani. Parça gibi duruyor ama hakikaten hepsi iç içe geçmişse, sen sadece işte nasıl ki televizyon yayınını, işte radyo yayınını bir kanala, bir düğmeye basıp değiştiriyorsun ya, hangi frekansla titreşimdeyse o kanalı izliyorsun. Hani bunun gibi bir şeyse, halbuki her veri, tüm kanallar, tüm radyo kanalları, televizyon kanallarının verisi aynı anda yayınlanıyor. Ama sen seçtiğin kanalı izliyorsun ya, hepsi birbirinin içinde ve sen sadece seçtiğin kanaldaysan, bu ömür bir reklam arasıysa, hani geziyorsun ya. Ya bunun gibi yani. Ben buradan çok türetiyorum bu tarz
komplo teorisi mi dersin işte. Adına ne deniyorsa onlardan çok üretiyorum yani. Hoşuma da gidiyor. Kafa açıyor. Hakikaten kafa açıyor. Valla hani şöyle olabilir. Sonuçta eski zaman dilimlerinde söylenene göre insanoğlunun alnında bir perde varmış. Ya pardon, gözünde bir perde varmış. Ve bu perde zamanla daha da kalınlaşarak bazı şeyleri görmesini engellemiş. Şöyle olabilir, hani insanoğlunun gözünde perde vardı, sonradan kalınlaştı kısmını bilemem ama insanoğlunun görmemesi veya hani yaratan tarafından görürse kaldıramayabileceği şeyler belki olabilir. VPN ile giriliyor, değil Yani DNS adresi kaldıramayacağımız şeyler değiştirmek için. olabilir. Dark web gibi. Tabii canım. Sen boş ver, fazla kurcalama falan. Ya da herkes nasibi kadar alıyor yani. Yani bilemiyorum. Ya şöyle bir şey var. Bu çok klasik bir teoridir ya. Mesela ben bir renk görüyorum, okey Musa. Hava Acaba kaba sen benim rengi ha. gördüğüm kırmızıyı nasıl görüyorsun? Evet o ha. Yani acaba o sana nasıl yansıyor yani? Bu çok ilginç bir konu ve hakikaten senin algın gerçekten nasıl bir şey? Ben acaba nasıl algılıyorum dünyayı? Bu Evet. tam filozofluk yani. Hani senin mavinle benim mavim bir mi? Ve buna kimse cevap veremez. Hani doğru, hepimizin gördüğü renk aynı. Kimse diyemez ki bunu. Hani nereden biliyorsun? Düdük derler. Öyle mi derler? Ben derim yani. Kimin içine girdin de gördün? Yani buna kimse çıkıp da yok işte göz şöyle oluyor, bundan böyle oluyor, o yüzden işte herkesin gördüğü renktir, şeydir, hepsi aynı. Adam Biz bir varsayımda bulunuyoruz aslında. derse bunu görmeyeyim, bu spoiler olmasın. Ha, bu turuncu olur diyoruz. Bu turuncudur diyoruz. Yani turuncudur da. Ortalama bir turuncu renk. Ama ortalama. Yani işte o göz konusu evet gerçekten garip bir konu. Dünyadaki birçok şey garip. Hani 2 artı 2 4, neden 4? Matematiği kim bulmuş? Niye böyle? O kadar temele inelim mi ya? Ha, o kadar temele inelim abi, niye inmeyelim? 2 artı 2 neden 4? Hatta 2 artı 2'nin 5 olduğunu ispatlayan sayfalarca teori var. Orası ama çok büyük çukurlar ya onlar. Ya dünyada hiçbir şey tam olarak kesin değil. Hani her şey mümkün diyoruz ya, harbiden her şey mümkün. Yani süper kahraman filmlerini yapan adamlar acaba nasıl, hani eğer bir şey gerçek olmasa onun hayalini de kuramazsın bana göre. Astronotlar mesela, astronot kıyafetleri, bence daha önce buraya gelenler, dünyaya gelenleri gördüler. Bu kıyafeti giydiklerini gördüler. Ve bu kıyafet böyle çıktı ortaya. Ya bununla alakalı işte doğruluğunu tabii bilemiyorum. Şey var ya, Mısır piramitlerinin üstüne kazınmış uzay mekiği resimleri falan yayınlıyorlar ya. Ya O da ilginç. komik, belki komik ama gerçekten olabilir. Yani diyorum ya, gerçekten her şey mümkün. İnsan zihni, Lucy filminde mesela bunu ele almışlardı. Kapasitesinin farkına vardığı zaman birçok şey yapabilir. Belki de her şeyi yapabilir. Yani bir insanın uçamayacağını düşünmüyorum ben. Veya bir insanın ateş, hani sadece bedeniyle, elleriyle ateş yakamayacağını düşünmüyorum. Bence bunlar da olabilir. Ki eminim ki vardır da. Yani dünya bu kadar sıradan bir yer olamaz. Olamaz abi.
Ya bir de bu kadar sıradan bir yerse. İşte o kadar sıradan bir yerse yani o zaman yani sıçtık yani. Ya Bize o kimse söylemedi. Bana kimse bunu söylemedi. Şey var ya, Erdal Bakkal. yani Yo. olmamalı. Bu kadar sıradan bir yer olsa nereden düzebilirim diye bekliyorum şu an bakıyorum. Ya bu kadar sıradan olmaz be. Yani bu kadar yıldız, bu kadar gezegen, bu kadar şey. Abi olmasın, falana geldik. Ya olmasın abi. Adam yaptı ya. Bir şey SS atsana. Ta 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 Dur, Daha şey bir de yapacaktın beni tek dinlemeye. çek. Dur şuraya geçeyim. He, nasıl oluyor? İkimizi alsana ya. Geç yanıma. Dur bir saniye. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Ufak bir ayar çekeyim. Yollarımıza. Yeşilden yapmasaydın daha iyi olurdu onu. Neyin yeşili? Ya hocam eğleniyoruz ya. Keyfimizdeyiz. Arılara da selam olsun. Şimdi şunu resmini çekeyim öyle devam edeceğiz. Hadi abi. Yere inmeyen uzaylı gibi ne vardı? Şu an parlıyorum farkındaysan. Karakterin çok sevimli. Maşallah. Evet, nerede kalmıştık? Evet, en son dünyanın sıradanlarına mı Arkadaşlar, en son biz şeyleri yaptık. sövüyordun? Yani artık bu muhabbetten dönüş yolu yok. Yok, bir kere girdik abi. Bundan sonra alayına. Ya tabii bir şey de demiyor ya. Hani tabii ki de bir realite var. Okey. Belli başlı bir şeyler üzerine insanlar zamanında kafa yormuşlar falan. İşleri rast gitsin. Ama ya farklıysa insanın aklına geliyor yani bu soru. Ya daha farklı bir şey varsa Ya şimdi hani şunu sorayım sana, açık ve net cevap ver. Kalkıyorsun, kahvaltını yapıyorsun, işe gidiyorsun, geliyorsun, biraz zaman geçirip yatıyorsun. Haftanın 5 günü minimum bunu yapıyorsun. Neden? İşte hayatta kalmak için. Hayatta kalmak için, para kazanmak için. Parayı kazandın, tamam, parayı harcadın, şey yaptın. Ne bileyim kullandın. Eyvallah. Sürekli aynı şeyi yaşamak. Sürekli kalkıyorsun aynı, sürekli kalkıyorsun aynı. Farklı en ufak bir şey yok. Şu an mesela benim hayatım öyle. Kalkıyorum, kahvaltımı yapıyorum, yayınlara başlıyorum ve sürekli hayatım aynı olmasın diye yaptığım tek şey ne biliyor musun? Nedir? Arada dışarıdan yemek yemek. Sıkıcı bir hayat ya. Çok sıkıcı bir hayat ve Hep samimi. çok daha güzel hayatlar yaşayan çok daha kalitesiz insanlar var ki insanların iyiliği hakkında ben bakış açısı demiyorum. Hani iyi kötü yoktur falan diye bir şey yok. İyi kötü var. Ben burada bu hayatı yaşarken milletin yani kimseyi umursamayan, sadece kendini umursayan bir insan çok daha iyi bir hayat yaşıyor ise ben bu işin iyisine kötüsüne bakarım. O biraz daha şey ya, ama o yani orada farklı bir kodlama var ya. Nasıl bir kodlama şekerim?
Şöyle şekerim Kurtlar Vadisi şey gibi oldu. Memati Bulut. Şekerim ne? Ya orada mesela bir temenni var. Temenni içeriyor. O işte hani iyi kötü yok. Oradan girdik değil mi biz? İyi kötü yoktan girdik. İşte o biraz daha bakış açını değiştir. Farklı yerlere yelken aç. Farklı düşüncelere gibi gibi. Yani Diyorsun. onu ben daha çok motivasyon odaklı alıyorum mesela. Ve şey orada bir konu daha var. İyi kötü yok, güzel çirkin yok falan mevzusunda. Kişiye göre çok değişken bir şey ya. Mesela sen biraz daha mutlak iyi, mutlak kötü gibi bir şeye getiriyordun bunu anlatırken. Bunu çıkartanlar gerçekten böyle düşündü mü, bunu düşünerek mi söylediler? Orasını bilemiyorum yani. Yani enerji alanında bir hani enerji alanında tam olarak zihni boşaltıp işleyememenin nedenlerinden biri de bu aslında. Çünkü yaşadığım kötü şeyler görüyorum. Ama kendi seçimimiz diye bir şey var ya. Ben kendi seçimimiz olayına en azından bak doğdun, büyüdün, aklın yerine geldi. Hayatında seçimlerini yaparsın evet. Ama bu dünyaya anneni babanı seçerek geldiğine veya bunları yaşayarak hani yaşayacağını düşünüp geldiğine bunları seçtiğine ben şahsen inanmıyorum. Orada da şey gibi mesela bunu savunanlar şimdi söylüyor. Bir kere gelmedin dünyaya. Bu da büyük ihtimal son gelişin değil. Her seferinde farklı bir şey deneyimliyorsun. Yukarıda ne seçtiğini bilemiyorsun. Ya bununla alakalı yani çok küçük skeç tarzında bir şey vardı. İki tane küçük çocuk konuşuyor. Hani güya dünyaya giden birisi. Diğeri de dünyaya gitmemiş, sadece duymuş. İki ruh konuşuyor gibi hani ben gittim şunlar şunlar vardı falan gibi. O video denk gelsin eğer kattıysa bana alanımda tekrar görünür olsun. İzleyelim izlettirelim buradan da hatta verebiliriz yani. Farklı bir bakış açısından bakıyorlar onu yapanlar. Yani sen şu anki bilinçli zihninle bunu seçmiyorsun okey. Lakin yukarıda nasıl bir karar verdin? Nasıl bir tekamülün var? Neyini tamamlamaya geldin? İşte ne yaşayacaksın? Şimdi şunu aslında gözden kaçırıyoruz bence. Bunu söylediğimiz zaman hani her şeyi biz seçtik geldik dediğimiz zaman yaratan faktörü ortadan kalkmış oluyor. Yaratan bizim için yaratıyor. Ya tamam da yaratan bizi yarattı evet ama bizim için hiçbir şeye karar vermedim. Hadi al ben bunu yaptım sen oyna mı dedi. Ya seçme hakkına o şey yapıyor ya, daha ne olsun yani? Ya tamam aklını başına alırsın iradenle kararlarını verirsin evet ama bu dünyaya gelirken senin için hiçbir şey seçilmediyse yani yaratan seni bak imtihan dünyası diye bir şey var. Kendi Ya kendini oradan imtihan etmezsin. mesela benim aklıma da şöyle bir şey geldi. Bu hiç beklemediğim yerden geldi hocam. Eyvallah. Ya şöyle bir şey mesela şunu düşünürdü bu sefer. Burada yaradan çıkarı ne? Onun kazanımı ne? İşte burada imtihan dediğimiz şey devreye giriyor. Ya Yaratan tamam. burada bu sınavları sana veriyor ve bakıyor. Bu kul bana isyan mı edecek? Şeytanın yaptığı gibi. Ya işte ama sen şu an mesela çok şey semavi dinler olarak konuşuyorsun ya. İslam dini olarak konuşuyorum. İslam ya şey Yahudilikler Hristiyanlıkta da 3 aşağı 5 yukarı böyledir. Ben karşılaştırmalı dinler tarihi falan da okudum. Merakım da var dinler tarihini. Mesela biraz daha doğuya gittiğin zaman iş daha da felsefileşiyor. Tamam. Orada zaten şeytan yok. Hakikaten iyi yok kötü yok. Orada komple bir deneyim alanına doğrusu gidiyorsun. Ve bu sefer şey
bu hikaye satmıyor mesela. Semavi dinlerin hikayesi satmıyor mesela. Ya zaten Uzak Doğu'ya gittiği zaman işler çok değişiyor. Orası çok ayrı hakikaten ya. Yani şimdi Uzak Doğu'ya dediğim gibi gittiğin zaman işler baya Şey vardı ya baya diye bizim. Abi de bir sonraki hayat kralsın be kral oğlum. yani kralsın bu oğlum. Sen Bir boş ver. sonraki hayatta ne olacağım? Maymun olarak geleceğim. Sen var ya. Olmaz. İşte şey Mark Zuckerberg sen olacaksın. Bir sonraki hayatta var ya üf ne diyorsun falan. Ya orada biraz şey yani orada bir bilgi var. Mesela orada bir bilgelik var hakikaten. Ama o kadar kendi çıkarlarına kullanılmış ki din adı altında ya da bir maneviyat adı altında. Orada da farklı şey çıkıyor bu sefer açığa. Valla bilmiyorum. Ben şahsen bir daha geleceğimi zannetmiyorum. Okey. Yani gelsem bile bu bir şey fark etmeyecek ki. Sonuçta ben bir daha geldiğimi hatırlamayacağım. Onu buluyoruz ya. Bulduruluyor onlar. Çok nadir. Yani kaç dediğim 100 milyonda bir kişi mesela şeydi gördüm ben. Adam daha önceki hayatında kendini öldüren adamı buluyor. Adam dediğimde çocuk Ha, o yani. tarz şeyler. Doğu tarafında çok işte da Hindistan'daydı doğu bu benim dediğim olay. Hindistan'da tarafında. çocuk Bir çocuk hatta söylüyor, her şeyini söylüyor falan. kendini bir önceki hayatta öldüren herifi buluyor. Yani hani bir yandan bunu görüyorsun. Ya aslında din olayı çok karmaşık bir olay. Kimse tam olarak ne olduğunu çözebilmiş değil. Sadece iman etme. Yani Ya iman hocam ediyoruz. biz çözdük. Sen neredesin? Misin? Yani herkes çözmüş gibi davranıyor ama. Tam bu böyle işte bak bu yani ama değil işte. Hani Ama yani ya bu da simülasyonsa, burası simülasyon ya, imtihan dünyası. ya Öbür taraf zaten imtihan dünyasıysa nasıl valla böyle bir şey mi? o zaman niye biz sürekli sınavda duruyoruz derim yani. Öbür tarafta da şey varsa nasıl ya? Olmasın ne olur. Orada ufak ufak eriyorsun yani böyle yamulup kalıyorsun. Mesela cennet konseptini de ben hiç anlamıyorum. Hani bir cennet vaat ediliyor ya. Cennete gideceğiz falan. Cennette sinir yok. Kıskançlık, haset, kibir, ego, ne bileyim. Hiçbir şey yok. Nuriye Hepsinin senden alındığını düşün. Hırs yok, rekabet yok. Hiçbir şey yok. Ot gibi yaşıyorsun abi. Yani bu şahsen bana bir nevi korkutucu geliyor. Hadi cehennem okey. Sürekli yanıyorsun, ceza çekiyorsun. ver baba ateşi. Ver baba, aynen. Ama cennette olduğunu düşündüğüm zaman, hani cennette olduğunu düşündüğümde bir ufak tırsıyorum. Çünkü ben bilgisayar oynamayı seven bir adamım. Ben ne bileyim rekabeti seven bir adamım. Ve insan duygularını oluşturan şeylerin %80'i, 90'ı hep ne bileyim hırs, haset, kıskançlık, kibir, İşte öfke. insan değiliz ya biz orada. Öyle bir şey var ama sen oraya kaçırmışsın. İnsan değil. Ben mesela sıçmayı çok seven bir insanım. Tuvalette geçirdiğim zamanı seviyorum Ya işte sana da şey yaparız orada tuvalet yaratırız bir de delik açarız. Yaparsın yani. Madem bu kadar çok ben. istiyorsun Deliği biliyorum. yere açıyoruz değil mi? Bana değil. Ya işte nasıl olacaksa o iş. Hani bir tuvalet yaparız bir de delik açarız deyince hani. Yani sıçmak yoksa sıçıttırırız ha. Getiriyorum yani işe. Hani Ha bana sen açacağız yani anlaşıldı. yapabilirsin. biraz. Yok tamam ben cennetle okeyim tamam. Biz o Ben kadar inan. ölmedik. Tamam. Mission accomplished. Biz o kadar ölmedik. O kadar da ölmedik. Yani o kadar da değil ya. Ya şey çok şey şey çok şey geliyor. Nasıl söyleyeyim ya? Nasıl kolaylıkla ifade edebilirim?
İşte bura 3B diyoruz ya. İşte buradayız. Ne bileyim burada tıkıldık kaldık. İmtihanlar var bilmem ne. Bir ton seçimlerimiz varmış da gelmişiz de etmişiz de. Spütel spütel konuşuyoruz ya böyle. Ya da Sanmadım. anlatanlar şey anlatıyor ya. Neye istinaden neye göre anlatıyor, kime göre anlatıyor Televizyonda bilmiyorum. mı? Anne yayındayım. Yani şu an sen de yayındasın. Ya mesela. Ayarları diyor ya. Tamam da sorunun ne olduğunu görmeden nasıl şey yapabilirim? Google'a açmaya çalışma. Google'a açmıyor zaten. Ha YouTube. Wi-Fi'ye bağlı değil. Anne yayındayım ya. Ben de YouTube'da. Tamam da onu benim yapmam lazım. Şeyse kameranı kapatabilirsin 2 dakika falan. Yok şeyde ya. İçeri gitmem lazım onun için. Tamam işte kameranı kapat. Uzun sürmeyecek bir şey anladığım kadarıyla. Bilmiyorum. Yani sorunun ne olduğunu bilmeden bir şey diyemiyorum onu. O zaman ya sabır. Yani. Bir saat rica edelim anneciğinden. Tabii, İşte tabii. şu yani biz 3B'de buradayız ya, imtihanda falanız ya. Bir de 5B diyorlar, ruhlar alemi falan. İyi tamam diyorsun, okey. Hani olacak, hadi, hadi. O oldu, bu da geçer abi falan. Ya orası da şeyse, hani 3B'yi kendimiz yaratıyoruz ya hesapta. Ya şey de öyleyse ya, 5B'yi de biz yaratıyorsak aldığımızda, cenneti cehennemi sırf biz düşündük diye o simülasyonu var ediyorsak, oraya güç veriyorsak. Büyük sıçtık. Ağam bizi bırakın da gidelim anam. Hani Hani biz business'tık. bu sefer farklı oluyor yani gerçekten. İşte diyorum ya Ömer Faruk. Ömer Faruk. Kimse tam olarak ne olduğundan haberdar değil. Ya gidip görmemiş. Söylüyor. Şey ya şey için demiyor mesela burada peygamberlere ya da bir başka birilerine laf söylemiyorum. Lakin şu an kör kütük buna bağlı olan savunanlar var ya mesela Şimdi ya onlara bu da meal diyor meal. ya bir şey diyemiyorum mesela ona yani meal de diyemiyorum ona. Çünkü mesela birisi hakikaten Allah'ın sevdiği kuludur. Ona çok büyük açılımlar olmuştur. Dilinin döndüğü anlatmıştır falan. Okey. Lakin mesela biz bir çalışma yaparken bile kişinin algısına göre çok değişiyor. Ben burada işte bir hadi bakalım bilinçaltı çalışıyorsam birisiyle özellikle. Hadi bakalım bir yılan yap kendini bizim burada anka yap bakalım kendini Yılan diye. yap kendini. Yani bizim burada anka yap bakalım kendini deyip hani o çalışmadan öyle devam ediyorsam kişi bir bakıyorum aynı çalışma formül aynı yapacağımız şeyler aynı ama kişi nerelere nerelere gidip gelebiliyor ve bu kişinin algısıyla çok değişiyor. Bu enerjistik alemdeki şey hakikaten çok farklı çalışıyor Musa. Benim gördüğüm, deneyimlediğim kadarıyla yani. Tabii ki başka bir şey de olabilir. Hakikaten orada, o boşluk alanında, koca bir boşluk orada. Nasıl doldurduğun sana bağlı. Mesela cennet düşünerek oraya çok güzel cennet yaratabildin yani. Anlatabiliyor muyum? Beden de yok zaten. Komple ruhsun falan. Hiç boyutlar üstüsü. Fakat Onu dünyada da yapabilirsin. ya dünyada o ayrı bir mevzu. Yani dünyada fiziken bir şeylerin olması gerekiyor ama 5B dediğin anda, bedenden çıktığın anda o iş öyle yürümüyor mesela. Anda ne düşünüyorsan var ve mevcut. Ya Paint'ten bir şeyler çizip silmek gibi. Ama çizdiğin şey o kadar gerçekçi oluyor ki. Hani bir yapay zeka var ya çocukların çizdiği kara kalem şeyleri 3B'ye uyarlıyor falan. O tarz bir şey yani. Anında oluyor. Anında yaratılıyor. Bu sefer su aklıma geliyor. Ya burası simülasyonsa ya cennet cehennem algısı da bizim için bir simülasyon.
Yani burada pilimizi kullanıyorlar. Hani Matrix gibi düşün. Burada da bizi işte günlük hayatta işte şunla bunla köle edip enerjimizi üst boyutta. Cennet cehennemde bu sefer bizim farklı bir şekilde pil olup yine onlara şeyse pil olduğumuzsa bunun ötesinde yaratıcıyla buluşabilmem için ya ayrı değilim okey de neler mümkün yani? Cennetin cehennemin ötesinde de neler mümkün? Ben bunu çok merak ediyorum ya ben gerçekten. Araştırmalarım falan bu yönde. Kimler ne söylemiş? Bu konuda büyük üstadlar neler söylemiş? Takipteyim, merak içindeyim. Ve İnşallah mesela bir gün gerçekten somut bir bilgi elde ederiz. Diyemiyorum aslında, pardon. Pot diyorum bunu. Niye? Çünkü insanlar, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Çok güzel bir cümle var bir dizide, How I Met Your Mother'da geçen. Çok güzel bir cümle var. Yalanlar insanların gerçeklerle kirlettiği güzel anılardır. Yani eğer gerçeği bilmek bizi mutlu etmeyecekse, somut bir bilgi almamayı tercih ederim. Bu da bir seçenek tabii. Biraz da kendini kandırmaya giriyor gibi ya. Olsun. Ben bu zamana Abi kadar ben mutluyum. kandım. Ha. Bana cennetimi verin. Ha yani. Tuvaletten de vazgeçtim. Yo, ondan vazgeç. Tuvalet kırmızı çizgimiz. Evet. Ömer'cim, yatağını pembe mi istersin? Kırmızı mı? Eflatun mu? pembe olsun. Pembe olsun, tamam. Ben de kendime bir eflatun alayım. Bunun üzerine mesela kafa yormak, bir şeyler konuşmak, bir katkıda bulunmak, belki birisine ya bugün mesela bu yayını izleyen birisi ya bunlar ne saçmalıyor da diyebilir ya da oha lan hiç böyle düşünmedim de diyebilir ya. Mesela ya bu zamana kadar hayattaydım ama hiç böyle düşünmedim falan diyenlerden acaba nasıl bir şey çıkar? Ben oradayım ya diğeri zaten alanı kapatıyor otomatik olan reddetti gitti yani ona Ne yapacağım bir diyor şey yok. lan bunlar diye. Ha işte yani. Ama diğer türlü "Aa hiç böyle düşünmedim." deyip acaba deyip ya mesela bu konuda bir fikir üretebilecek olan kişi benim için çok kıymetli şu an. Evet. Ben inanıyorum Gece Bey'in bu konuda bir fikri vardır. Aa bir gün konuk etsek ya. Yani bir gün Gece Bey'i de konuk ederim yani Cuma günü akşamı. Mümin bir günde. Tabii. Çok mübarek gün yani. Tabi. Şey var ya, Cuma günü öldü, şeye gitmeyecek. Cehenneme gitmeyecek. Bizim Öyle kuşa bir yaşıyor. Hemen öyle bir iyilik fıkra var. kurulur. Cuma günleri. Öyle bir fıkra var, şey demiştir. Dün hatta babam bunu anlattı. İşte şöyle yapardı, içki içerdi, ne bileyim zinası vardı, işte haram yerdi falan filan, ama Cuma günü işte öldü, bir şey olur mu, şöyle olur mu, şu da yaptı işte, cennete gitmeyecek mi, Cuma günü öldü falan. En sonunda hoca dayanamayıp, valla Cuma günü bir şey yapmazlar ama demiş, Cumartesi günü anılır. Cuma günü bir şey yapmaz ama. Ben Cuma günü de onu. tuttum bu hocayı. Hoşuna gitti. Yani değişik ya. Ya mesela ben inceledim. Bayağı baktım. İşin sonunda cehenneme gidilse de pek kalınmıyor gibi falana geliyor yani hani varsa da eninde sonunda bir şekilde hani geçiyorlar hani neyse falan deyip af sonunda var yani bu ilginç bir şey. Evet, af sonunda var deniyor. Yani milyon yıl yanmayı göze alıyorsan
Ben almıyorum şahsen. Ya biraz esmerleşip gireceğiz diyor. Yine Yok Cemil yok Mazlum. hiç. Hiç gerek yok. Bebeksi Ben beyaz beyaz giderim yani, sorun yok. tenime. Ya şey ilginçtir. Bu konuya nereden geldik ya bu arada? Ben Batman'den açtım konuyu arkadaşlar. Ya gerçekten Batman'den açtım. Çok nereden bu girdi? Ya Şu Batman gerçek olsaydı. ya Minecraft gerçek olsaydı. Aa, Dur, alt alt tab tab mı yaptım, yapıyorsun? pardon. Benim yayın şey Ömer'i şutlamış oldum. Bu ne lan, fener mi koydum buralara? renklendirdim. Renklendirdin de fıçı gibi görünüyor uzaktan. Damacana gibi. Dur, ben daha güzel bir şey Bu arada yapacağım. ben saate bakalım. Saat 9:30 ya. Muhabbet de sardı yani. Şunu tamamlayalım, akşam yapalım, görelim, ondan sonra da bitiririz. Ne yapıyor? Baştan yaratıyor. Sen de eve bak. Bizim Süper 7 TV evimiz ve dünyamız oldu. Evet. Süper 7 TV. Sandıklar biraz boş kalmış gibi. Balıklarla doldururuz diye boş bıraktım. Balık. Paluk. Evet. Yani genel olarak öyle. Ben daha da farklı konulara eğiliriz diye düşünmüştüm. Çok farklı konulara. Yatak gerçekten böyle mi? Pembe tarafı senin, eflatun Ben kabul etmiyorum şu an. Arkadaşlar Beraber ben de yatacağız, naz yapma. yani sen bilirsin prenses. Çok deli yatarım ben, haberin olsun. İkimiz bu iki yatağa sığmayız. Yani. Artık sığdığımız kadar bölüyorum. Ya hayır ya. Sen de istiyorsun, sus. Yala beni, şap beni, şup beni. Ünlü filozof Ahmet Mahmut Ünlü'nün de dediği gibi. Manyak manyak işte. Bu ne lan? Yanlışlıkla kırdım da. Neyi Ha, kırdın? tavanı yeni mi görüyor? Yok da sen neyi kırdın? Kapıyı yanlışlıkla kırdım diyor. Kapıyı. Ha. Vay manyak. Sevdin değil mi? Pembe tarafı senin. Kaçma. Şimdi saati yapalım. Time sets. Güneş yeni doğuyor olmaz. Time set. Büyücü gelmiş ya. Dur. Bu oyun çok zevkli ya. Ayarlar. Ne yapıp nasıl yapıyordum ben ya? Time set 0. Time set sıfır şey. Baştan başlatıyor. Ana. Ha. Şey, night yazsana. Night. İp ne var? Kayış mıydı şu çektiğimiz millete? Neydi? Ömer'in yapmaya çalıştığı şey şu köylüyü sanırım şuraya bağlamak. He ondan. Bineceğim üstüne, vuracağım kırbaca havasında. Dur yaptım. Evet. Ömer'cim.
Kuyucuya aldık. Sandala bindirdim. Şimdi şuraya gel, Lamba. beraber Lamba. veda edelim. Okey, bir saniye. Kapanışa geçmeden önce ben bunları buldum, bırakmam yani. Bulamadım. Valla her şeyden Ömer'in konuştuk ya. hayalleriyle nasıl oynuyorum? Oynat bakalım. Yapma. Ama bu insanlığa sığmaz yani. Dört kitapta yeri yok bu yaptığın. Onu söyleyeyim yani. Çık lan. Beni bulursun. Hatar Ramazan. Yatalım mı? Kaydedelim oyunu. Uyuyunca kaydediyor burada da canım. Meraklı değil. Gel gel yatalım. De önce kapanışı yapalım. Kapandıktan sonra biz yatarız. Hazır akşam saatinde şunları gösterilmiyor. Ya şey, benim mühendis kafa durmuyordu yani. Onların altına illa bir destek gelecek. Her ne kadar ağacı yıktık, düşmediyse de. Evet, kapanışı sen yapabilirsin. Canlar, selamlar. What the Neye selam? Hafta sonuna selamlar. Bugün Cuma'ydı. Ve Cuma günü 8'de Süper 7 TV'de biz sevgili Musab Nedim Mutlu'yla birlikte, yani hem eğleniyoruz, hem bilgileniyoruz, hem kültürleniyoruz, hem de kafa açıyoruz. Buyurun, çıkın çıkın gelin Cuma günleri. Sürprizlerimiz var. Mesela ETS'de Musab şoför, ben muavini falan olacağım yani. Öyle fanteziler de gerçekleştireceğiz. Tır süreceğiz oyunda. Arada da tatlı tatlı muhabbet edeceğiz. Minecraft'ta falan katılabilirsiniz, gelebilirsiniz. Ona göre bir sunucu falan ayarlarız yani. Tabii ki de seçmece bir ekip olur gelecekler. O da ayrı bir mevzu. Yine bakalım hayallerimizin de ötesine neler mümkün. Ucu açık. Mesela birlikte de bir şeyler yapabiliriz yani. Seviliyorsunuz. İyi ki varsınız. Cuma günleri 8'de bekliyoruz. Ömer. Hadi görüşürüz. Hı.